detaylarına şöyle gelelim. T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında şöyle diyor. Köyde aileye yakın kanaat önderlerinden birisiyle dolaylı biçimde irtibat kurduğumda Nari'nin kaybolması ilgili ana hatlarıyla bilgi sahibi oldum diyor Tolga Şardan. E, bu çerçevede önce Nari'nin ağabeyinin ardından da amcanın gözaltına alınması aslında bilinçli yapılan soruşturma hamleleriydi. Okula gitmesi gerekirken mezara konulan Narinci'nin aile içinde olmaması gereken uygunsuz bir sürece tanıklık ettiği kanaat önderinden edindiğim bilgiler, bilgilerden bu bilgiyi bu satırların yazarı olarak bir hafta kadar önce öğrendiysem bunu savcılık ve kamu görevlilerin bilmemesi mümkün değil. Bu süreçte muhafazakar aile yapısı içinde nasıl bir planlama veya pazarlık yapıldığı konusunda diğer bir soru işareti doğal olarak. Bu iddiaya göre ailenin ileri gelenleri Naren'in cesedi bulunmadan kısa süre önce cezaevinde tutuklu amca Salim Güran'ı ziyaret edip görüştü. Aynı iddiaya göre görüşmede Hüdaparlı avukatlar da hazır bulundu. Dün o iddiayı paylaştım. Bakın o iddiayı net şekilde paylaştım biliyorsunuz bunu. Dün iki defa iki yayınımda da dün 14 yayınında da 22 yayınında da okudum bu iddiayı. Hal böyle olunca görüşmeden kısa süre sonra Nari'nin çuvala konulan cesedinin jandarmanın daha önce arama yaptığı ancak herhangi bir ipucu elde edilemediği belirtilen bölgede bulunması dikkat çekiciydi kuş kuşu, kuşkusuz diyor. Bakın çok önemli. Şimdi benzer bir iddia da gazeteci Hande Fırat'tan geldi. Hande Fırat diyor ki Nari'nin evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulduğunu söyledi. Amca Salim Gülan'ın Nari'nin annesiyle bir ilişki yaşadığı iddianın da araştırıldığını belirten Hande Fırat tutuklu olan amcanın Nari'nin ağabeylerinden birine Nari'ni öldür yoksa İkinizi de öldürürüm. Tekrar söylüyorum. Böyle bir iddia var. Amca Salim Güran'ın Nari'nin ailesiyle bir ilişki yaşadığı iddiasının da araştırıldığını belirten Hande Fırat, tutuklu olan amcanın Nari'nin ağabeylerinden birine Nari'ni öldür yoksa ikinizi de öldürürüm dedi. Tabii bunlar iddia ama bir ay önceki iddia daha güçlü. T24 yazarı Tolga Şardan. Aslında biz bunları bir hafta önce dile getirdik. Bakın bir hafta önce biz bu konuları çatır çatır konuştuk. Kız evde ne gördü dedik. Bir şey gördü ve bundan dolayı ortadan kaldırıldı dedik. Ama e, medya üç maymunu oynadı. İşte yayın yasağını bahane edenler oldu e, ve bu tür şeylere girmediler. Tabii ki bakın bölgedeki muhabirleri anlıyorum bölgedeki muhabirleri çok net anlıyorum. Korkarsınız çünkü aileniz orada yaşıyorsa, çoluk çocuğunuz orada yaşıyorsa bunlara bulaşmak istemezsiniz. Çünkü bize gelen bilgiler tüyler ürpertici ve korkunç. Tabii ki bulaşmak istemezsiniz. Onları gerçekten iyi anlıyorum. Ama e, emniyet ve kolluk kuvvetlerini anlamakta güçlük çekiyorum. Ve diğer tarafta da burada biz İstanbul'dan yayın yapan, oradan bize bilgi akan gazetecilerin de söylememesi tüyler ürpertici. Onların da susması. Dün bile ya yani cesedi saklayan, ceset saklayıcı caniyi NB diye veriyorlar. İtirafçı diye veriyorlar. Abicim adı yok mu bunun? Adını söyleyin rezil eden adamı ya. İnsan içine çıkamasınlar o ve onun yakınları, onun yardakçıları. İnsan içine çıkamasın. Bunu tabii ki masum insanları kastetmiyorum. Ama bazı insanların yüzüne vurmak gerekiyor. Bakın önemli bir iddia arkadaşlar. Yani bu öyle yabana atılacak bir iddia değil. Bunun altını çizelim. Bakın herkes bizim dediğimize geliyor dikkat ediyorsanız. Herkes bizim dediğimize yavaş yavaş gelmeye başladı mı? Başladı. Doğrular er ya da geç ortaya çıkacak. Biz öyle üfürükten söylemedik. Biz duyduklarımızı yakın çevreden gelen bilgileri paylaştık. Öyle hemen duyduk çat kamera karşısına geçmedik. Araştırdık dedik dedik ettik ondan sonra ben davayı öğrenmeden de kamera karşısına geçmedim. Önce davayı ve çevreden bilgi aldıktan sonra kamera karşısına geçtim. Ve dedim ki bu dava durmamalı kardeşim. Ben de Güneydoğu Anadolu bölgesindenim. Ben de Şanlıurfa'lıyım. Şanlıurfa'nın Birecik, Birecik ilçesindeyim. Orada neler yaşanıyor biliyorum. Evet gelişiyorlar, değişiyorlar. Birecik biraz daha bir level üstte işte, kültür olarak. Ama bölgede bazı kapalı kutular, bazı aşiretimsi yapılar çok garip şeyler yaşıyor. Çok garip kurallara göre. Bakın devletin kuralları orada geçerli değil. Aşiret reisinin kuralları geçerli. Orada cemaat diye olgu dediğimiz, bunu dini cemaat olarak kastetmiyorum. Oradaki cemaat denilen yapı, oradaki aşiretin kendi arasındaki yapılanması. Onlar toplanırlar, bir kişinin öleceğine de kalacağına da karar verirler. Bir kişinin malının kime bırakılacağına da karar verirler. Mirasın kime kalacağına da karar verirler. Kimin kimle evleneceğine bile karar verirler. Bakın arkadaşlar bazen daha ileri gidiyorlar. Mesela bir kardeşin çocuğu olmuyor, diğer kardeşin çocuğu oluyor. Cemaat toplanıp konuşup onun çocuğunu ona verebiliyorlar. Bir tane çocuk yapacaksınız buna vereceksiniz. Bu çocuksuz kalmasın, kör ocak olmasın derler orada soyu sopu devam etsin yani dolayısıyla bu yapılanmayı da unutmamak lazım ben toptan herkese eleştirin bunlar kötü insanlar bunlar yobaz falan demek istemiyorum öyle bir şey de demiyorum ama bazı yapılanmalar o bölgenin içerisinde böyle klik kendi içinde kapalı aşiretimsi cemaatimsi yapılanmalar var tarikatları es geçiyorum onlar da zaten ayrı bir bela bu yapılar bunları yapıyor çocukların ölmesini e, sağlıyorlar İnsanların hayatına müdahale ediyorlar